Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Instagram'dan ne kadar abone elde ettiğimi ve TikTok'tan da ne kadar abone elde ettiğimi göstereceğim. Bunları nasıl yapıyorum? Önceki yayınlarımda ufak ufak hep paylaştım bunları sizlere ama bu seferki daha farklı. Hem de Instagram algoritmasının değişiminden bahsedeceğim. Şimdi burada Reels videosu paylaşıyorum ben. Motivasyon üzerine yapay zekayı seslendirdiğim Reels videolarım var. Bakın profileme giriyorum. Şu anda 2171 takipçim var. 3 kişiyi de takip ediyorum. Ve yaklaşık şurada 28 yani 28400 hesaba erişilmiş. Bakın. Beyazı tıklıyorum. 1015, 890, 1364. Yani müthiş bir derecede izlenmeleri var. Bunları nasıl başarıyorum? Ve sizin de Başarmanız için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. TikTok'a girelim hemen. Profilime. Bakın TikTok biraz yavaş ilerliyor ama müthiş derecede görüntülenmem var. 116 takipçim var. Artı işte 1686'da beğenilmem beğenilmem var. Bakın ama 4359, 500, 651. Yani ufak ufak bu da kımıldamalar oluyor. TikTok tabii ki daha çok nasıl bir gereksinim sağladığını bizlere görüntü veya videolar olarak belli. O yüzden bu motivasyon videoları biraz da olsa yavaş ilerliyor. Ama Instagram öyle değil. Şu anda Instagram süper bir şekilde gitmekte. Instagram'ın algoritmasından bahsedeyim. Sonra videoyu nasıl yaptığımı burada görsel olarak sizlere anlatayım. Instagram şu anda algoritmayı değiştirdi. Yani o kadar çok abonesi olan için Reels videolarını öne çıkarma olayını bitirdi. Şu anda herkese eşit davranacağını söyledi. Algoritmi bu şekilde de revize etti. Bunu da bilin. Yani öyle çok abonesi olan öne çıkacak keşfette vesaire de artık o devrini kapattı Instagram. Şimdi geçelim videoya nasıl yaptığımı. Chat GPT'ye giriyorum. Burada şimdi motivasyondan ben ilerliyorum. Devam ediyorum motivasyondan. Siz herhangi bir konudan ilerleyip o konu hakkında bilgi isteyebilirsiniz ChatGPT'den. Şimdi motivasyon konuları yaz 10 adet dedim. Bana 10 adet tabi 10 adet de yanlış yazdım ama oh, İngilizce de kalmış pardon. Ya bir ara ben size bu eklentisini de anlatacağım. Bu eklenti de o kadar çok güzel ki. Şimdi ben Türkçe yazdım bana İngilizce cevapladı. Ama tabii ben yine Türkçe diyorum. Motivasyon konusu yaz. Yerimi yapmayalım. 10 adet. Zorlukları aşma, amaç ve tutku bulma, dayanıklılığı gelişimi. büyüme odaklı düşünce, özgüven ve öz saygı, Şükran ve farkındalık. Şimdi zorlukları aşma konusunda motivasyon yaz. Maddesel halinde yazabilir ama biz onu paragrafa da bak. Şimdi dediğim çıktı. Şimdi stopladım. Diyorum ki şimdi motivasyon. paragraf halinde yaz. Niye? Şimdi madde madde ben şey yapmaktansa direkt paragrafı kopyalayıp Eleven Labs'le de direkt şey yapacağım. Ee, söyleyiverin. Seslendireceğim. Bakın Eleven Labs'e girdim. Direkt seslendiriyorum. Hayatta karşımıza çıkan her zorluk aslında bir fırsattır. Zorlukları aşmak sadece fiziksel gücümüzü değil, Bence çok güzel oldu. Hemen bunu da Kep katıma girdim. Bu indir yazan şey zaten benim müziğim. Ne yapacağım? Onun da desibelini kısacağım ki müziğin biraz sesi şey gelsin. Burada benim yine sizlere linkini paylaşacağım stok videolarım var. O stok videolarımdan direkt bakın seçiyorum. Yaklaşık 10 tane seçeyim. Şöyle güzel iç açışı videolar olsun. Direkt böyle. Kaç tane? 11 tane seçmişim. Tamam direkt attım bunları. Bakın bunların ses dosyası var ama ben ses dosyasını ayıklayıp sesleri kapatıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü Telifim bu işte çok olduğu için şimdi hangi müziğin telifli telifsiz olduğunu hepimiz zorlanıyoruz açıkçası. Şimdi bu ev videosunu direkt şuraya atayım ki bunu çekeyim. Bakın çok güzel. Kısalta kısalta gidiyorum. Hiçbir şeyi de bırakmıyorum. Boşlukları dolduruyorum gördüğünüz üzere. O boşlukları bir dakika. Ha, tamam. Şöyle biraz olabilir, taşabilir. Şöyle göz kararı boşlukları dolduruyorum. Bu boşlukları kesip yapabilirim ama kesmeden devam etmek istiyorum. Çünkü o boşluklar bana videomda duraksama veriyor. Direkt bunu da atayım. Şunu da getiriyorum. Bakın hiç artık bozmuyorum. 3 tane daha videom kalmış. Şimdi bu iki videoyu daha sıkıştıracağım buraya. Ne yapacağım? Uzun videoları hemen direkt böyle koyuyorum. Şöyle yarı yarı yapalım bunu da. Burada da bitirdim. Bakın, süper. Şimdi filtreliyorum. Çok sevdiğim bir görüntü var. O da bu. Aldım. Hemen metin otomatik al, Türkçe oluştur. O kadar güzel kolaylık sağlıyor ki bize bu. İşte keşke Premier Pro'ya da bu özellik gelse ki geldi de e, tam İngilizce büyük ihtimal. Bir baktım öyle göz gezdirdim. O yüzden ben de sizin gibi diyeyim bunu kullanıyorum. Hem daha kolay, hem de bilgisayarı da fazla yormamış oluyorum. Şimdi burada bir şablonum vardı benim hazır. Her defasında onu bulamıyorum maalesef ki. Şu muydu? Evet buydu galiba. Hemen çıkan her zor. Tamam bu. Şimdi bir burada bir rakam olarak gördünüz. Tıkladım bunu. Bakın hemen düzeltiyorum. Bazı videolarda ben görüyorum ki bilmiyorum. Yani buradan yapıldı olduğu hemen anlaşılıyor da. Düzeltme ihtiyacı duymuyorlar ama düzeltmemizde fayda var. Şöyle bakıyorum hemen. Bulmak yerine. Ya yeni bir şey mesela. Hızlı bir şekilde hemen düzeltiyorum. Zaten bunların hepsini bildiğiniz için ben yine bir üstes, üstünden geçiyorum diyeyim. Mesela burada direkt ekrana sığmadığı için bu cümle enter'lıyorum, aşağı indiriyorum. Aynı şekilde bak burada. Kararlılıkla direkt ikisini indiriyorum. Bitti. Bu kadar basit. I'ya bir kere bastım. Zaten son çıkış noktasında seçiyor O'la. Direkt dışa aktar. Huzur yazayım. Şimdi 1080p MP4 isterseniz sesi de dışarı aktarabilirsiniz. Ama ben hiçbir şey istemiyorum. Dışa aktar dedim. Direkt aktardı. Şimdi işlem bu kadar demeyelim. Hemen Instagram'ımıza gidiyorum. Gönderi oluşturuyorum. Şimdi dışa aktardığımız burada Direkt hayatta şimdiyorum. karşımıza çıkan her zorluk aslında bir fırsat. Direkt attım bunu. Hiçbir görüntüyü kapak fotoğrafını vesaire değiştirmiyorum. Şuraya attım. Şimdi açıklama kısmına geldim. Açıklama kısmında ise Bakın hemen hayatta karşı çıkan her zorluk aslında bir fırsattır. İlk cümlesini aldım. Kopyaladım. Burada yapmam gereken hemen hashtagleri uygulamam. Bakın 385 milyon kişi şu hashtag'i kullanmış. Biz de kullanıyoruz. Yabancı hashtag fark etmiyor. Yani orada takipteki insanların bazıları yabancı. Beğenenler insanların bazıları yabancı olabiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama biz tabi Türkçe'de ekliyoruz bu arada. Bakın motivasyon. Kişisel gelişim de 4 mü? Bakın bunu direkt bu şekilde paylaşıyorum. Bitti. Şimdi hemen TikTok'a giriyorum. Bakın hemen iki tane şeyim var diyelim. Platformun. girdim. Neydi? Bunu yazmıştık. Yine hashtag'leri hashtag'ler aynı. Bakın burada 52 milyonluk bir hashtag var. Motivasyonun hashtag'i de 323 binmiş. Para daha fazladır. 14 milyon. Bir de kişisel gelişim gelecek 124 bin'lik. Ben burada düeti kaldırıyorum. Bakın yükleniyor. Kapak fotoğrafını yine değiştirmiyorum. Video işleniyor diyor. Hemen bekliyorum. Yani dilediğiniz şekilde kapak fotoğrafını da değiştirebilirsiniz. Şimdi bu yüklensin. Bu ne yaptı? Yükledi. Kapattım. Şimdi bir daha profileme gireyim. Hatta bir yenileyim şunu. Bakın iki kişi zaten beğenmiş hemen şeyimi. Büyük ihtimal önceki şeylerimden. Şimdi Reals'e girdim. Bakın gördünüz. Bu kadar basit. Yani hazır stok videolarınız olduğu sürece üretmemeniz için hiçbir sebep yok. Telif yok vesaire yok. Yani gönderinizi yönetin desem şuradan da bunu yönetmiş oldum hiçbir şey yok. Sadece bu kadar kısa sürede bu içeriklerin hepsini üretebilirsiniz. Şimdi hemen stok videolarım bunlar ayrıyetten sizlere hemen bir şey göstereceğim. Bakın Reels videolarım 80 binin üzerinde. Ayrıyetten e, Premiere Pro'da ise post template'lar işte Hazır banner template'lar YouTube, Instagram için. Bunları da yükledim. Bunları da kullanabilirsiniz. Hatta önceki satın alan arkadaşlar da bunları muhakkak ki indirip Premiere Pro'da kendilerine göre düzenleyebilirler. Kendi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz kendinize. İşte gökyüzü videolarından tutun zengin para videoları vesaire TikTok'tan işte slime videoları. Bunların hepsi revaçta olan videolar. Bakın. Şöyle bir göz gezdirin. İsterseniz videoyu durdurup devam edin. Yani aradığınız futbol, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, futbol kesitleri bütün hepsi mevcut. Gitgide bunu çoğaltıyorum. Zaten şurada da görmüş olduğunuz yere bakın kaç GB olduğunu. 183 GB'lık bir veri deposu var burada şu anda. Yani bunu 200'e tamamlayacağım. 200'e de geçersem de şey depolama alanını yükselteceğim. Yani bunlar sizler için bunları komple hazırlıyorum. Varsa isteğiniz Yorumlar kısmına yazmanız benim için yeterli, ben de buraya yüklerim. Açıklamalar kısmında bunların linki var, hepsine bakabilirsiniz. Bu şekilde hani e, yapıp kitle elde edip sonra sponsorluktur, gelirdir, reklam gelirleridir hepsini açmamız için hiçbir sebep yok. Başka birinde tekrardan görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.